Ortalama değer teoreminin kalkülüs derslerinde karşımıza çıkan esrarlı bir teorem olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama bu videoda bu teoremin sürücülere hız cezası yazmak için kullanıldığını göreceğiz. Yani çok da esrarengiz değil, hatta fazlaca gerçek bile diyebiliriz. Şimdi hemen bir örnek verelim. Burası bir ödeme noktası olsun. Evet, otoban üzerinde A noktasında bir ödeme noktamız var. Saat bir de buradaki makinelerden biletinizi aldığınızı düşünelim. Bu tabii ki de makineler ve bilgisayarlar tarafından kaydediliyor. Bahsettiğim makine hani biletinizi aldığınızda ya da yanından geçtiğinizde sizi tanıyan ve parayı hesabınızdan düşen makinelerden olsun. Saat tam bir de buradan geçiyorsunuz. Sonra da B noktasından evet saat 2'de otobandan çıkıyorsunuz. Bu saatleri hesap yapması kolay olsun diye seçtim sadece. A ve B noktası arasındaki mesafenin de 80 kilometre olduğunu düşünelim ve otobanın bu kısmındaki hız sınırı da e, 55 kilometre olsun. Evet, hız sınırı saatte 55 kilometre olsun. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Bu verilere dayanarak polis Hız sınırını aştınız diyebilir mi? İşe bir grafik çizerek başlayalım. Bu şekilde ne yapmak istediğimi daha açık olarak anlayabilirsiniz. Şimdi bu konum ekseni olsun. Evet, konum için S kısaltmasını kullanalım. Ölçü birimi de tabii ki e, kilometre olacak. Evet, S konumu verecek. Zaman içinde t'yi kullanacağız. Zamanı da saat türünden ölçeceğiz. Saat 1 ile 2 arasındaki aralıkla ilgileniyoruz, öyle değil mi? eksenleri ölçeğe göre çizmediğim için şurada bir boşluk olduğunu düşünelim. Benim için önemli olan aralık 1 ile 2 aralığı olduğundan aslında bu kısmın çok da fazla bir önemi yok ama yine de yanlış bir çizim yapmak istemem. Evet. Burası da saat 2 noktası. Saat 1 iken S1 olarak adlandıracağım. Bu konumda olalım ve saat 2 iken de buradaki yani S2 konumuna geliyoruz. Bize verilen bilgiler bu kadar mı? Bir saniye. Bir de zamandaki değişimi ve konumdaki değişimi biliyoruz değil mi? Konumdaki değişimin S2 eksi S1'den 80 kilometreye eşit olduğunu biliyoruz. Konumdaki değişim 80 kilometre. Hemen not edeyim. İşleri kolaylaştırmak adına uzaklıktaki değişimin konumdaki değişime eşit olması adına bunun dümdüz bir otoban olduğunu varsayalım. Eşittir 80 kilometre. Zamandaki değişimdedir. Şuraya bölü zamandaki değişim yazalım. 2 eksi 1. Evet 1 saate eşit. Şimdi bu iki noktayı birleştiren doğrunun eğimi. Aynı renkle çizeyim. Evet bu doğrunun eğimi saatte 80 kilometreye eşit. Bunu da not edelim. Eğim eşittir 80 kilometre bölü saat. Buradan yola çıkarak bu süre içerisindeki ortalama hızınızın da saatte 80 kilometre olduğunu söyleyebiliriz. Bunun hiç bu şekilde telaffuz edildiğini duymadım ve biraz da tartışmalı bir durum ama polisler bu süre içindeki ortalama hızınız saatte 80 kilometre olduğu için ortalama değer teoremine göre bu zaman dilimindeki herhangi bir anda hızınızın saatte 80 kilometre olduğunu söyleyebilirler. Bunun yanlış olduğunu ispatlamak ise son derece zordur. Çünkü konumun zamana göre fonksiyonu bu aralık içinde sürekli ve türevlenebilirdir. Yani bir noktadan diğer bir noktaya ışınlanmak henüz mümkün değil öyle değil mi? Türevlenebilir olmasının sebebi ise hızınızın her zaman tanımlanabilir olacak olmasıdır. Şimdi bir iddiada bulunuyorum. Bu iki noktayı sürekli ve türevlenebilir herhangi bir eğri ile birbirine bağlayın. Eğri üzerindeki en az bir noktada anlık hızınızın ya da teğetin eğiminin doğrunun eğimine eşit olacağını görürsünüz. Evet, aynen öyle. Ortalama değer teoremi de bunun böyle olduğunu söyler. Hemen çiziyorum. Burada durdum, biletimi aldım ve hızlanmaya başladım. O anda anlık hızım ortalama hızımdan düşük çünkü daha henüz tam olarak hızlanmadık. Ama eğer bu noktaya ulaşmak istiyorsam evet bu iki noktayı birleştirmenin yolu hatta bu noktadaki ortalama hızım 80 kilometreden fazladır. Ortalama değer teoremine göre eğer bu fonksiyon bu aralıkta sürekli ve türevlenebilirse bu aralıkta en az bir noktada bu noktaya da c diyelim en az bir noktada anlık hızımız ya da teğetin eğimi kesenin eğimine eşit olacak. O nokta Buralarda bir yerde gibi duruyor. Öyle değil mi? Saat C iken yaklaşık olarak 1.15 diyelim buna. Evet. Ortalama değer teoremine göre belirli bir anda s üssü c bu ortalama hıza eşit olacak. Ayrıca tek noktada bu değil. Mesela bu söylediklerim buradaki bu nokta içinde geçerli olabilir.